Rahmanirrahim. Elhamdülillah. Selatü ve selamu ala Resulullah. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinin ahkem, ki bu eser ahkem hadislerini derlediği bir eser olup hadisleri temel hadis kitaplarından kaynaklarını anarak naklettiği bu eserin açıklaması şerhinin Türkçe tercümesi Selamet Yollarında, Namaz Kitabında yeni bir başlık, bölüm başlığı olan Korku Namazı'nda okumaya başlıyoruz. 499 nolu hadis-i şerif. Ve an Salih İbni Havvas radıyallahu anh, Salih İbni Kavvat radıyallahu anh'tan ammen salle, öyle birisinden ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber salle mea Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme zatil rika'e, zatil rika gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber salatul kaf, yani korku namazını kılan birisinden naklen enne taifetun safvet me'ahu, bir taife onunla, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle safa durmuş. Ve taifetun vica'e adu, bir taife de düşmana doğru, ona doğru durmuş. Fasalle billezine me'ahu, yanındaki beraber olanlarla beraber rek'aten, bir rekat kılmış. Sümme sebbet kaimen, sonra ayakta beklemiş. Ve etemmu li enfusihim, sonra onlar, daha sonra o namazı kendileri tamamlamışlar. Sümme enserefu, sonra onlar namazı bitirince fesavvefu ca'el adu, düşmana karşı durmuşlar. Ve ca'eti taifetul uhra, sonra öbür taife, diğer bir taife gelmiş. Feselle bihümür rek'ate, sonra onunla beraber diğer rekatı, kalan rekatı, rek'atellesti bakiyet, kalan rekatı kılmış. Sümme sebbet calisen, sonra Peygamberimiz oturarak beklemiş. Ve etemmu li enfusihim, sonra onlar kalkıp Peygamberimize kılmadan önceki rekatı tamamlamışlar. Sümme selleme bihim, sonra onlarla beraber selam vermiş. Müttefekun Ali. Bu hadis Müttefekun Ali'dir. Yani Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis olup haza lafzu Müslim, bu lafız da Müslim'e aittir. Ve veka'a fil marufeti li İbni Mendeh. İbni Mendeh de bunu an Salih İbni Kuvaç an ebihi. İbni Mendeh de bu hadisi Salih İbni Kuvaç'tan, o da babasından diye rivayet etmiştir. 499 nolu hadisi tekrar okuyoruz. Salih bin Kavvat radıyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Zat-ı Rika gazası günü korku namazını kılan bir zattan şöyle duydum rivayet etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir taife onunla saf olmuş, bir taife de düşmanın karşısında kalmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberindekilerle bir rekat kılmış, sonra ayakta sabit kalmış. O taife kendi kendilerine namazlarını tamamlamışlar. Bundan sonra çekilip gitmişler ve düşman karşısında saf olmuşlar. Öbür taife gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara kalan rekatı kıldırmış, sonra oturarak sabit kalmış. Onlar da kendi kendilerine namazlarını tamamlamış, sonra onlarla beraber selam vermiştir. Hadis Müttefekun aleyh ve lafız Müslim'indir. İbn-i Mendeh'in El-Marife adlı eserinde Salih bin Havat'ın, o da babasından
diye rivayet edilmiştir. Müslim'in sahihinde Salih bin Kavvat İbn-i Cüreyş'ten, o da Salih İbni Ebu Hasme'den diye nakledilmiştir. Şu halde hadis bir rivayetinde ravinin ismini açıklamış, bir rivayetinde burada olduğu gibi müfem bırakmıştır. Zat-ı-Rika yani Necid'de Gatafan tarafından bir yerin ismidir. Rika, Rika'nın cemidir. Rükânın cemidir. Rika, bez parçası, yama manasına gelir. Zat-ı Rika, yamalılar demektir. O yerde harbedenler bu ismin verilmesi ayakların delinerek bez parçası sardıkları içindir. Nitekim Sahih Buhari Ebu Musa radıyallahu anh'tan böyle rivayet etmiştir. Bu vaka hicretin 4. yılında olmuş. Siyer alimlerinden İbn İshak rahmetullahi aleyh ve başkasının zikrettiği vaka da budur. İbn Kayyım bu mesele cidden müşkildir. Çünkü sahih rivayete göre müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hendek Harbi'nin olduğu gün öğle, ikindi, akşam ve yatsıyı men etmişler de bunları toptan kılmıştır. Bu vaka korku namazı nazil olmadan önce idi. Halbuki Hendek gazası Zat-ı Rika'dan sonra ve 5. yılında yapılmıştır. Zahir olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı ilk korku namazı Usvan'dadır. Usvan vakası Hendek'ten sonra olduğunda ise ulema arasında ihtilaf yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zat-ı Rika'da da dahi korku namazı kıldığı sahiptir. Binaenaleyh bu harbin Hendek ve Usvan'dan sonra olduğu anlaşılır. Bizce hakikaten ehli siyerin vehmi anlaşıldı diyor ve korku namazının Hendek gazasından evvel meşru olmuştur diyenler bu namaz Hazar'da yani evinde otururken kılınan, ikamet mukimken kılınan kılınmaz. Bundan dolayı da Hendek gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmamıştır. Çünkü Hendek savaşı Medine'de savunma savaşı olarak yapılmıştır. Korku namazı hadis-i şerifte gösterildiği şekilde kılınır. Ashab-ı kiramdan birçokları ile sair ulemanın mezhebi de budur. Yalnız İmam Şafii düşmana karşı tarafında bulunmamasını şart koşmuştur. Eğer namaz 3 rekatlı ise imam ilk oturuşta bekler, Taife 3. rekatı tamamlar. Korku namazı Hazar'da dahi kılınır diyen Hanefilerle sair bazı fukaha'dan göre her taife imama ikişer rekat kılar. Kur'an-ı Kerim'in zahirinde de bu hadisin delalet ettiği uygundur. Zira şöyle buyurmuştur. Namaz kılmamış olan diğer taife gelsinler ve seninle kılsınlar diye buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi 102. ayet. Böyle buyurulmaktadır. Namazı bu şekilde mutat en uygun olanıdır. Çünkü namaza münafi, namazı ortadan kaldıracak ameller en az bu şekilde imama uymak da en muvaffak bu şekilde tecelli eder. Evet. Korku namazı ne zaman kılınır? Düşman tehlikesi olduğunda eski yıllarda da düşmana karşı tedbir olsun diye düşmanın pusu kurması, baskın yapması gibi açık tehdit olduğunda imam durur. Diğer insanlar nöbette düşmanı beklerken bir taife imamla beraber mesela 2 rekat kılınıyorsa 1 rekatını kılar. 4 rekat kılıyorsa 2 rekatını kılar. İmam bunları kıldıktan sonra bekler. Bu taife gider. Onlar bu sefer bu taife namazını tamamlar. Bu taife gider. Ondan sonra diğer taife gelir.
ve imamla beraber kalan namazı kılarlar. Bu şekilde kılınan namaz korku namazıdır. Bununla ilgili fıkıh kitaplarında da detaylı bilgiler bulunmaktadır. Evet, bu konuda başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun.